Evet arkadaşlar, sonunda Peugeot'umuza kavuştuk. Yolumuza gidebiliriz. Bu hep 22 derece mi? La hiç düşmüyor mu? Artmıyor mu? Aynı mı bu arabanın sıcaklığı? Ki aynı. Geçen 34 dereceydi, şimdi 22 derece ama. Şöyle bir sürüş yapalım. Yıkattıracağım arabayı ama şey bulamadım, fırsat bulamadım arkadaşlar yıkattırmaya. Şimdi boş bir yere çekip Peugeot 405'i tanıtacağım size. Ne yaptırdık, ne yaptık, neler değişti. Ondan sonra bunlar hakkında konuşacağız. Hiç aynaya bakmak yok, şeye bakmak yok. 405 hakkında birazcık sohbet edelim. Şimdi şu trafik şey olmadan şurayı dönersek akıyor mu akmıyor. Tabii ki de her zamanki gibi burası sıkış pıkış bir trafik arkadaşlar. Ya ben buraya girmeyi hiç istemiyorum aslında da. Neyse yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar, sonunda arabaya adam akıllı kavuştuk. Biraz pis ama artık idare edin, yıkattıracağım yarın. Şimdi asıl bizi bekleten konu, motora bir gelelim arkadaşlar. Bu aracımızın motoru komple yeni yapıldı. Gördüğünüz gibi enjektörlerinden tutun hortumlarına kadar her şeyi arkadaşlar yeni. Yaklaşık bir 38 bin lira olması lazım maliyeti bana. Neye gitti bu 38 bin lira? Hemen söyleyeyim. Ya bir defa şu üst motor var ya arkadaşlar, motor bir reklefe yapıldı. Ardından ben şey yapmadığım için usta yağını eksik koymuş şeyde. Ben dedim anlamam, o araba yağ eksilttiyse baştan açılacak dedim. Tekrar açıldı. O sübap contaları var yani, klas şeyler. Onlar. Ondan sonra iticiler miticiler en son 4 gün önce geri değişti. Yani komple motor yapıldı. Tertemiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten şöyle bakınca da anlaşılıyor yapıldığı şeyden. Gram yağ damlatma yok. Eksiltip eksiltmediğine bakacağız arkadaşlar şimdi. Başka ne yaptırdım ben bunu arkadaşlar? Öyle. Frenler değişti. Şu bant arkadaşlar, o bant izi oraya yapıştırdım. Usta dedi sökme birkaç gün dedi. Şöyle aracı arkadan da göstereyim ben size. Bu da arkadan görünüşü arkadaşlar. Şöyle etrafını gezeyim. Yani alalı bir ayı geçti. Daha yeni biniyorum arabaya adam akıllı doğru düzgün. Yani düşün, bir aydır sanayide hemen hemen bu araba aldım. 2 gün bende durdu. Tekrar sanayiye, tekrar sanayiye. Şimdi artık düzeldi diye umut ediyorum. Yani birkaç eksiği kaldı. O eksikler de motor yürüyende falan değil de bu koltuk kılıfı alacağım işte. Ondan sonra bir şekilde bunun şunlar kaybolmuş sanayide ama nasıl kaybolmuş bilmiyorum. Dördü de kaybolmuş şunların. Onlar alınacak. İşte ne bileyim. Şurada zaten yapacak bir şey kalmadı. Her şey yapıldı. Yani freninden tutun şanzımanına, hız sensörüne, ondan sonra şu kilometre teline, motoru, marş dinaması, şarj dinaması, şu falan. Hepsi yeni arkadaşlar. Yani hepsi komple tertemiz yapıldı bu arabanın. Tüm işte roleler şöyle görün, göstereyim. Hepsi temiz temiz yapılmış oldu arkadaşlar. Evet, bu şekilde Peugeot'a kavuştuk. Artık Peugeot videoları gelecek. Tamir videoları da gelecek. Ben şöyle arabanın şeyini bir kapatayım. Hadi sürerek gidelim arkadaşlar şimdi. Biraz da sürüş videosu olsun hem. Kamera tutturucu alacağım.
Ama şu an vaktim yok. Ben şimdi bir yere gideceğim. Oradan dönüşte alabilirim. Bunun koltuklarının da yağlanması gerekiyor. Şöyle çalıştıralım arabayı. Kalorifer şeyi değişti. Peteğe değişti arkadaşlar. İyi ısıtmıyordu. Şimdi fırın gibi ısıtıyor. Petek değiştikten sonra. Ya bunların hepsi para işte. 38 bin liranın içinde bunlar var işte. Yani 38 bin lira para harcadık. Direksiyon power'ı tamir edildi. Direksiyon hidroliği. Şöyle gidelim artık ya. Farlarımızı açalım. Orada kepçe çalışıyor. Orası tırt. Biz şuradan gidelim şöyle. Heh. 200 liralık benzin aldım, hala benzin ışığı yanıyor arkadaşlar. Düşünün artık ne kadar benzin ediyor 200 liraya. Şurada motor arıza işareti. Devir saatinin şeyi patlamış, ampulü patlamış. Onu hemen ustaya değiştirelim. Şunu söksün 2 dakika. O devir saatinin ampul şeyin hararet devir diyorum ya. Hararetin ampulünü değiştirsin hemen. O önemli. Yolda hararet. En patlamayacak patlamış arkadaşlar. Yani hepsi patlasın. O patlamasındı. O patlamış, hepsi çalışıyor yani. Yani bu şekilde. Bunun ışığının bir yerde ayarı vardır ama nerede? Sönük ışıkları da bir yerde ayarı vardır bunun. Şuradan dönelim. Böyle fena değil işte arkadaşlar. Daha çok toplanacak yeri var. Ben bunu tertemiz yapacağım arkadaşlar, görürsünüz. Evet arkadaşlar, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Artık Peugeot 405 videoları gelecek. Onu söyleyeyim ben size. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Başka bir videoda görüşmek üzere.